Başkanımız sayesinde ilk yönetim kurulu toplantısını yapacak Bodrum İlçe Teşkilatı. Göreve geçtiğimiz günlerde atanan AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı yönetimi ilk yönetim kurulu toplantısı öncesinde Muğla AK Parti İl Başkanı'nın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Biz de kendi görevlendirmelerimizi ve çalışma metotlarımızı burada yani ne istediğimizi, ne beklediğimizi, hedeflerimizi Bodrum Teşkilatı'yla aktarma fırsatı bulacağız. Bodrum AK Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıya Muğla AK Parti İl Başkanı Nihat Öztürk başta olmak üzere ilçe başkanı Akif Demiröz ve göreve yeni getirilen yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nihat Öztürk, bu ilk yönetim kurulu toplantısında Bodrum Teşkilatı'ndan beklentilerini, hedeflerini ve çalışma metotlarını aktaracaklarını söyledi. Nihat Öztürk, Bodrum'da yapmak istedikleri çok şey olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Bodrum'da hakikaten yapmak istediğimiz çok şey var. Biliyorsunuz 2 aydan beri en teşkilat kurma, teşkilat oluşturma ile uğraştık. Kaybettiğimiz Bodrum anlamında kaybettiğimiz bir hikaye var. Bunu teşkilat mensubu kardeşlerimizle daha çok çalışarak vatandaşımızın ayağına ve vatandaşımızla daha çok hasbihalde kapatmayı planlıyoruz. Daha önce çok birçok kez vurgulamıştım. Hakikaten Bodrum olmadan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin olma şansı olmadığı düşünenlerden. Bilhassa Bodrum bizim için bir ayrı bir parça, ayrı bir bütün. Bodrum'da da bilhassa da teşkilatlanmaya ve teşkilat çalışmalarına önemli. İnşallah Bodrum'da geç kaldığımız o 2 ay eksik yaptıklarımızı arkadaşlarımız daha çok gayretle tamamlayacağız. Ben en olur şu an teşkilat mesul kardeşim takipleri görüyoruz. Daha önce tanışmamız var, çalışmamız var. Kendileri tanıyoruz. Akif Bey de daha önce beraber çalıştığımız bir abimiz. İnşallah Büyükşehir noktasında Bodrum elinden geleni Muğla'ya verecek diye düşünüyorum ben. O yüzden buradaki teşkilat mesul arkadaşlarımıza da herkesten daha çok görev düştüğünü biliyorum. Silahlıktan sonra da kendileriyle beraber hem görev dağılımlarını kısmen hem de üye ve sandık kurulu noktasında bu zamana kadar eksik kaldığımız noktaları da tamamlamak için bir çalışma yürüteceğiz. Ben böyle zor bir günde bu görevi aldıkları için arkadaşlara teşekkür ederim. Konuşmasının devamında gezi olaylarına değinen Nihat Öztürk, Muğla'da düzenlenen olaylarda özgürlüklerinin kısıtlandığını söyledi. AK Partililerin çalışma özgürlüklerinin kısıtlandığını iddia eden Öztürk, gösteriyi düzenleyenleri ve destekleyenleri basın mensuplarına şikayet etti. 31 Mayıs akşamı başlayan bu Gezi Parti eylemleri ülkemizin hedefini hakikaten hedefleri önüne konan ben bir taş olarak görüyorum. Demokrasimizin ve özgürlüğümüzün özgürlükler anlamında ülkemize hiçbir şey katmadığını, tam tersine 2002 yılından bugüne hükümetimiz ve AK Parti teşkilatlarıyla birlikte sağladığımız özgürlüklerin birçoğunun kısıtlandığını ben bu süreçte gördüm. Belki bu süreç bu şekilde hiç yaklaşan yoktur ama ben AK Parti Muğla İl Başkanı olarak bu sürecin özellikle Gezi Parkı eylem sürecini Muğla'da bizim özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir noktada olduğunu görüyorum ve buradan size şikayet ediyorum. AK Parti'nin Bodrum'da belediye başkan adayı olup olmadığı hakkında sorulan bir soru üzerine ise Nihat Öztürk, il merkezinde ve bütün ilçelerde aday adaylarının olduğunu söyledi. Biz o yüzden gelen aday adayları başlığını kabul ediyoruz. Ama zamanı geldiği zaman da gerekli anket çalışmaları, temal yoklamaları yaparak, genel merkez yoklamasını yaparak adaylarımızı belli edeceğiz. Şu an şuna bakalım. İktidar Partisi'nin tüm ilçelerinde adayları mevcut ama çıkıp da kamuoyuna ille işte bizim Bodrum'daki adayları bunlar demek hoş bir şey değil. Muğla AK Parti İl Başkanı Nihat Öztürk'ün açıklamalarından sonra ilçe teşkilatı basına kapalı olarak ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdi. AK Parti Bodrum Teşkilatı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Akif Demiröz, Adnan Acaröz, Ahmet Karataş, Ali Kenan Kudun, Aşina İneci, Bilal Adıgüzel, Çiğdem Demiralp, Derya Akbaş, Ekrem Tekin Seven, Elif Kışlalı, Erşen Kuman, Hamdiye Keskin, Hayati Arabalı, İlbeyi Koca, Kamuran Şakır, Mehmet Akbaba, Mehmet Demir, Mikail Türkanı, Mirseda Oruçeviç, Muhittin Akdeniz, Nebi Alyar, Orhan Dinç,
Ömer Özmen, Rıza Anter, Sait Güllüoğlu, Sezgin Gök, Şükrü Gözütok, Tahir Ateş, Tayfun Türk ve Yasemin Efe.